Somuncu Baba'nın fırını, aşkı, yağdı, seyri, aldı götürdü. Hayaller, umutlar, güzellikler, tercümanlar, diller, divane oldum. Ama Somuncu Baba'nın gülşeninde güller solmadı, solmazdı. Çünkü has bahçenin has odasında has evladı nezihat oldukça maneviyat çeşmesinden yudum yudum içebilmek Rabbul Alemin'in ikramı olsa gerek. Küf kokusunun etrafı boğduğu bir dönemde gül kokusunu coğrafyamıza taşıyan bir isimdi o. Yare giden en kısa yoldan maksada ulaşmayı sağlayan bir kılavuzdu o. Allah kulunun yaptığı işi en güzel şekilde yapan, yani sanatkar olan kulunu sever hadisi mucibince, sevenlerini kalite, nezafet, nezaket, estetik, liyakat boyutuna büründürmeyi sağlayan isimdi, ustaydı. Eline geçen eşyayı tamir ederken bile eşya ile konuşmayı, eşya ile niyaz etmeyi, eşyanın künhüne vakıf olmayı arzulayan bir isimdi. Örnek bir isim olarak, deha olarak, kıymet olarak Osman Hulusi Efendi, örnek insanlığın örnek adımını gönül kazanmak olarak belirtir, gönülleri incitmenin vebalinin büyük olduğunu dile getirir ve bir rubaisinde der ki, bir gönüle bir gönül ele almaya değmez, bütün dünyaları tapu etsen de, bir müminin gönlüne sığmaya değmez, Kabe'ye altından kapu yapsan da.